çok pratik, çok lezzetli bir tatlım var. Hızlıca ona geçmek istiyorum. Ne dersiniz? Etler olurken onun da malzemeleri gelsin mi? Ben yanık muhallebi acayip severim ama çikolatalısına bayılırım. Özel günlerde hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tariftir. Peki malzememiz neler? Unumuz, kakaomuz, tereyağımız, biraz nişastamız var. Tabii ki süt, şeker, vanilin, bitter çikolata ve portakal kabuğu rendesi. İşe ilk olarak nasıl başlıyorum? Dökmeye elverişli bir sos tavasını aldım. Önce içine sütümü tam 1 litre ve bütün malzemeler oda sıcaklığında ilave ediyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Toz vanilin. İyice karıştırıyorum. Karıştırırken de son hatırlatmamızı yapalım. Sürprizli, hediyeli programlar tam gaz devam ediyor efendim. Sizler de hediye kazanmak istiyorsanız programı baştan sona izleyin. Size verilen kod ile beraber hemen Instagram gulshahsen.com.tr hesabına dönün. Açıklama kısmını okuyun ve yorumlarda sizi bekliyor olacağım. Bu arada Aralık ayına girdik, yeni yıla yaklaştık. Yeni yıl sofranızda hangi tarihleri görmek istersiniz? Sizler için neler hazırlayalım? Yine aynı şekilde hepsi için bana Instagram gulshahsen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün özel bir gün. Aralık ayının ilk programı. O sebeple bu programda çok özel bir sürpriz daha var. Mutlaka reklamları izleyin. Bu arada sütlü, şekerli, vanilyalı karışımım hazır. Bu burada bekleyecek. Şimdi geldik buraya. Ne yapacağız? Hemen oda sıcaklığındaki tereyağımı ilave ediyorum. Bunlar tamamen işlemleri hızlandırmak ve kıvamları tam tutsun diye uygulanan tekniklerdir. Tereyağını ocağın küçük gözüne alıyorum. Tereyağı eridiği anda hemen içine unumu gönderiyorum. Kakaomu gönderiyorum ve nişasta. En az 4,5 dakika kısık ateşte kavuracağım. Şöyle balçık gibi bir görüntü olacak. Unun kokusunu mutlaka hissedin. Bu aşamada hemen içine portakal kabuklarını rendeleyeceğim. Neden? Isının etkisiyle hem kokusu hem de aroması ortaya çıksın. Hemen karıştırmaya devam ediyorum. Unlu karışım hazır. Şimdi içine yavaş yavaş sütlü karışımı ilave ediyorum. Tüm malzeme birbiriyle bütünleşene kadar karıştırıyorum. Kakao, un, nişasta, tereyağı hepsi bütünleşmeye, hafif hafif kaynamaya başladı. Bu esnada direkt bitter çikolataları kırıp içine göndereceğim. Tatlınızı hazırlarken başından ayrılmayın. Çünkü kaynadığı anda kıvam almaya başlayacak çok hızlı bir şekilde. Peki ocağın altını ne zaman kapatacağız? Ne zaman zorlanıyoruz çırpmakta ve izler hafif hafif üzerinde kalıyor. İşte bu bizim için doğru kıvamdır. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle size bir kıvamını göstereyim. Direkt bu şekilde olması gerekiyor. Bunu mutlaka fırına girmeye elverişli güveç kaplar olur, döküm sahanlar olur. O şekilde hazırlayın. Çünkü fırında sadece üzerini yakacağız ve hemen sıcak servis edeceğiz.
İyice karıştırıyorum her seferinde. Döküm sahanlarımı dolduruyorum ki büyüğü yeterli bile oldu benim için. 20 santimlik sahanı doldurduk. Şimdi bunu 200 derece önceden ısıttığım fırına gönderiyorum. Tatlım olmak üzere. Bu arada benim tatlım pişti. Hemen sizinle buluşturmak istiyorum. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Bir sallayalım, kıvamına bakın. Bunu bir yiyen pişman, bir de yemeyen. Servise kadar hemen arkaya alacağım. Bol fındıkla servis edeceğim. Ve inanın bana içinin nasıl göründüğüne siz bile şaşıracaksınız. Bakın şöyle nasıl denir? Fokur fokur piştiği halde. Hemen bir kaşıkla üzerine fındık koyacağım. Tam orta yerinden. Şöyle size bir kıvam göstermek istiyorum. İnanın bana sufle gibi olmuş. Hemen bozduğum yeri fındıkla kamufle ediyorum. Tatlım da hazır.